Yunanistan'ın elinde bulundurduğu Rus yapımı S300 hava savunma sistemine Ermenistan'a devretmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Yunan basınında çıkan haberlere göre Yunanistan silahlı kuvvetleri yetkilileri eski savunma sistemlerini batı teknolojisine sahip yeni savunma sistemleriyle değiştirme niyeti taşıyor. Zira özellikle Ukrayna'daki savaşın ardından Yunanistan Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle Rus yapımı silah sistemlerinin bakımı ve yedek parça temininde sorun yaşıyor. Bu çerçevede Yunanistan sahip olduğu Rus yapımı S300 hava savunma sistemini Ermenistan'a devretmeyi değerlendiriyor. S-300 hava savunma sisteminin Ermenistan'a verilmesinin Fransa ile işbirliği içerisinde oluşturulan bir inisiyatif olduğu ileri sürülen haberlerde bu kararın ardında Ermenistan'la mevcut tarihi ve dini yakınlığında olduğu savunuluyor. Yunanistan'ın Ermenistan'a vereceği hava savunma sistemlerinin yerine İsrail'den yeni sistemler temin edebileceği de belirtiliyor. Yunanistan 2 milyar euro değerindeki sözleşmeyle kendi demir kubbe sistemini geliştirmek için geçtiğimiz haftalarda İsrail'le görüştü. Yunan yetkililer 14 Kasım yaptıkları açıklamada Yunanistan'ın uzun süren borç krizinden çıkarken silahlı kuvvetlerini modernize etme çabalarının bir parçası olarak 2 milyar euro değerinde bir hava ve füze savunma ağı geliştirmek üzere İsrail'e temaslı olduklarını açıkladı. Söz konusu savunma sistemlerinin İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden çatışmalar sırasında fırlatılan kısa ve uzun menzilli füzeleri engelleyen demir kubbe ve diğer İsrail yapımı sistemlerine örnek alması beklenmekte. Aynı zamanda Reuters tarafından yapılan habere göre Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Tan Dias'la kayıt dışı gerçekleştirilen briefing sonucu İsrail'le görüşmelerin sürdüğü açıklanırken planın çok katmanlı bir hava savunma ve anti-dron sistemi olduğu açıklandı. Bir diğer Yunan yetkili ise potansiyel anlaşmanın büyüklüğünü doğrulayarak Yunanistan'ın silahlı kuvvetlerini modernize etmek için 2035 yılına kadar 12,8 milyar euro harcaması gerektiğini sözlerine ekledi. Diğer yandan söz konusu hava savunma sistemleri A. Atina'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 adete kadar yeni F-35 savaş uçağı ve insansız hava aracı Ile Fransa'dan 4 adet Belhara fırkateyni ve Rafa savaş uçağı alımını da içeren 10 yıllık askeri satın alma planının bir parçası olarak hedeflenmekte. Dendias, çabamız silahlı kuvvetlerimizin 21. yüzyıla hızlı bir şekilde geçişi içindir ifadelerini kullandı. Yunanistan hali hazırda hava sahasını korumak için Amerika'nın Patriot hava savunma sistemini ve eski Rus S-300 sistemini kullanmakta. Askeri yapısında kapsamlı bir revizyona giden Yunanistan yeni ve cesur bir kuvvet yapısı planıyla silahlı kuvvetlerini modernize etmeye hazırlanmaktadır. den i år